Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Güngör. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün abimin avladığı çıpra balığının nasıl temizlendiğini abim bize gösteriyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yapım aşamasına geçmeden önce abonelik ve like ve yorumlarınızı da bekliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, abim çıpra avladı. Nerede avladın bunu, hangi tarafta? Avlamak isteyenler belki olur. Pasaport tarafında. Pasaport. İzmir pasaport tarafında. Şimdi avladığı çuporaları temizliyor. Çupora nasıl temizlenir? İkinci pullarını alıyorsunuz. Evet, ikinci pullarını alıyoruz. Ondan sonra en son rötuş. Kesiyorsunuz. Parmağımızı buradan tutuyoruz. Şuradan bastığımız zaman giriyor zaten. Bu kanı muhakkak almak zorundasınız, yoksa acı olur. İçindeki siyahlık o kısım oluyor değil mi? Şu kısım. Şu kısım. En son fırçayla, kullanmadığınız bir fırça varsa diş fırçası ideal olur. Ama tabii ki kullanmadınız, yani kullandığınız fırçayı da kullanmayacağız. Annemiz kellesemediği için mecburen kelle kesiyoruz. Normalde çupranın kellesi kesilmiyor. Ama işte valide için maalesef kesiyoruz. Bayağı bir. Her bir çupura kaç gram gelir neredeyse? Bunlar şu anda 350 gram civarı. İdeal porsiyonluk. 350-400 gram arası. Deniz çuprası. Tat olarak denizle havuz olarak fark ediyor mu? Çok fark ediyor. Lezzet olarak çok fark eder. Ama bunları pişirirken şunu da söyleyeyim, bazı balıkçılar, ekseriyetle benim hatta birkaç tane çok kendini usta sanan arkadaşlarımız var. Balığı ızgara yaparken çizin diyor. Kesinlikle balığı ızgara yaparken çizmeyin arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Balığın içindeki suyu, yani lezzet katan kısmı, çizdiğiniz zaman oradan akar gider. Yani kuru bir balık yersiniz, onu söyleyeyim. Yani yumuşak olmaz. İstediği kadar deniz olsun, kupkuru balık yersiniz. Lezzetsiz, tatsız. Tabi bunu tavada yaparken veya ızgarada yaparken bunun içine biraz tuz, karabiber, biraz da pul biber eklersiniz. Daha da lezzetli olur. Bunu pişmeden önce yaparsanız daha iyi olur. Yani pişirirken gerçekten lezzeti o zaman farklı. Bunları ben daha sonra fileto yapacağım. Ama ilk gece şu vaziyette mecburen yapayım. Normalde ben bu üç tanesini zaten kellesini kesmeyeceğim. Bıçak biraz kör. O yüzden biraz zorlandırıyor. Bunlar dünkü yakaladığım balıklar. Tabii balık neyle avlıyorsunuz? Genelde şu anda çıpra mevsim olarak şu anda Ağustos'tayız. Yani Mayıs'tan itibaren zaten yavaş yavaş çupralar gelmeye başladı. Yengeci biraz daha çok tercih ediyor. Avlarken. Evet. Yani yem olarak canlı yengeç en çok tercih edilen. Daha doğrusu balık bunu tercih ediyor zaten. Her balığın avlanma şekli farklı mı? Farklı. Yakalanma stili farklı. Avlanma stili farklı. Şimdi kimisi kıyı yakın yapar. Kimisi sörf usulü yapar. Sörf yaptığınız zaman da ben sörf yapıyorum. Yani güneş altında beklemek istemiyorum. Genelde yengeci bağlıyorum. Bağlıyorum. En azından 5-6 vuruştan, yani bir tanesi iki tanesi muhakkak içeri giriyor. Ama tabii iğnenizin boyutuna göre yengeçleri yapmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü avcılığın en güzel noktası o. Evet, yengeç genelde tırnak boyunda olursa ve bir numara bir iğne de bayağı faydalı olur diye düşünüyorum. Yani en azından ben bu şekilde yakalıyorum. Bizim bu körfez en çok hangi balıklar geliyor? Şu an körfezde yaz itibariyle çupra çok. Çupra çok. Tabii akşamları levrek de çıkıyor. Sabaha karşı. Saati mi var? Tabii balıklar her saati farklı. Genelde çupra sabah suyunda, bir de akşama doğru en çok yoğun olduğu saatte. Ve kıyıdan yaklaşık 15-20 metre açıklıkta rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Daha önce, bir ay önce yani 2 metreden çupra yakalayabilirdiniz ama şimdi havalar çok sıcak olunca balıklar biraz daha
5-10 metre daha derinlere doğru kaçmaya başladı. Çünkü bayağı sıcaklar etkilemeye başladı Türk yolları da. Aşağı indikçe soğuk oluyor değil mi Serin? Yani normalde çupra soğuk kabayı, soğuk suyu sevmez. Zaten Eylül-Ekim ayında yine çupra olur ama Kasım'dan itibaren maalesef çupralar yavaş yavaş derinliklere giderler. Peki balık avlandığı zaman saklanma koşulları nasıl olmalı? Hani o an... Balık yakaladığınız dilim yapmayacaksınız. Bu balığı hiç temizlemeden direkt buzluğa atacaksınız. Şoklayacaksınız şok şeyini. Bu balığı buzluğa atacaksınız. İsterseniz 5 ay sonra, 1 sene sonra da yapabilirsiniz. Şöyle ya. Bu gördüğünüz balık şu anda 400 gram civarı. Eyvah. Başka ne tavsiyelerin var? Başka tavsiyem şu anda yok. Yani bizim körfezde bayağı bir balık var yani. Var var. Yazın var. Kışında granyoslar, kofanalar. Genelde kofanalar çupraları avlıyor. Birbirlerini yiyorlar. Birbirlerini yemiyorlar. Kofanalar çupraları yiyor. Tamam. Şey bakıyorsa mı oluyor? Evet arkadaşlar, bunlar temizlendi. Oy elime battı. Berbat elime battı. Abim böyle filetosunu da yaptı. İkiye böldü. Şurada bir arkadaşın kellesi kalmış. Abim kelleleri seviyor. Annem sevmiyor. Evet. Böyle ikiye de bölündü. Şimdi abim dedi. Ona göre yapacağım bugün. Tuz. Biraz dedi, istersen dedi tat versin diye karabiber taneli çekmiştim. Birazcık da isot var bende. Kırmızı toz biber, pul biberim kalmadı. Şimdi bunları bir güzel yedirelim. Karıştıralım. Au, bir daha battı elime. Evet, şimdi unlayalım. Sen benim eline mi batarsın? Ben seni yemez miyim? Seni yiyeceğim birazdan. Evet, hepsini unlayalım. Bir yandan da tavamıza yağımızı koyduk. Evet. Sen benim elime batarsan. Ben de seni... Aha, bir daha battı. Şimdi bir elimde kamera, telefon, bir elimde şey, balık. Yani biraz tabii zor oluyor. Evet. Şimdi bütün hepsini unlayalım. Ve tavamıza götürelim. Evet. Evet, unladık. Ve tavamıza koyduk. Şimdi bunu pişiriyoruz. Bir yandan da kendimizin yaptığı, annemle beraber yaptık tavlanımız. Evet, şimdi bunu pişirelim. Evet arkadaşlar, balığımız pişti, soframıza geldi. Kanalıma abone değilsiniz, abonelik, like ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler, takipte kalın.